Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 61 ülkede 62 ofisiyle hizmet vermektedir. Hizmet sektörleri arasında en önemlilerinden birisi de insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde her alanda insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projeler gerçekleştirmekteyiz. Bugünkü eğitimde hem insan kaynaklarının geliştirilmesi söz konusu hem de ekonomik kalkınmayla direkt bağlantılı bir alanda eğitim planlaması yapmış bulunmaktayız. Malumunuz helal gıda sektörü artık her geçen yıl önemini daha da ortaya koymakta. Bu konuda faaliyet gösteren kurum kuruluşların sayısı artmakta. Üretim yapan firmalar ya da fabrikalar özellikle gıda üretimi noktasında faaliyette bulunanlar artık Müslümanlardan gelen talepleri de dikkate almak durumunda kalmaktadırlar. Bu standartlar oluştururken tabii ki biz Müslümanlar olarak kendi standartlarımızı oluşturuyoruz ama bizim oluşturduğumuz standartlar çerçevesinde üretilen ürünler aslında tüm insanlığın yararına olacak tarzda da düşünebiliriz. Yakın bir zamanda üniversitemizde helal gıda ile ilgili bir çalıştay düzenlemiştik. Bu çalıştaya Türkiye'den ve Kırgızistan'dan yetkililer ve diğer ülkelerden katılımcılar olmuştu. Bildiğiniz üzere dünyada gıda güvenliği diye bir kavram var. Gıda güvenliğini insanların gıdaya fiziki ve ekonomik olarak ulaşması diye tanımlıyorlar. Ben ise bu gıda güvenliği kavramını gıdaya fiziki ve ekonomik olarak ulaşma yanında insanların inançlarına uygun gıdaya ulaşması olarak anlıyorum. Böyle anlamak gerektiğini düşünüyorum. Buradan hareketle helal gıdayı bir insan hakkı olarak görüyorum. Çalışmaların bu yönünde ilerlenmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun. İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında kurulmuş. Kendisini İslam coğrafyasının ortak sesi olarak tanımlayan uluslararası bir örgüttür. 57 üye devleti var. Kırgızistan, Türkiye bunlardan ikisi örnek verebileceğimiz. Merkezi Cidde'dedir. Ve İslam İşbirliği Teşkilatları altında birçok alt organ, özel kuruluş ve bağlı kuruluşlar vardır. SESFİK dediğimiz İslam Ülkeleri Eğitim ve İstatistik Araştırma Kuruluşu bir alt kuruluşudur İslam İşbirliği Teşkilatı'nın. Yine İstanbul'da yerleşiktir. İslam Kalkınma Bankası, kalkınma ile ilgili finansman projeleri, finansmanlar sağlayan yine 57 İslam ülkesinin üye olduğu bir alt kuruluşudur. Specialized dediğimiz yani özel misyonu olan bir kuruluştur. Ve bu şekilde örnekleri devam ettirebiliriz. 40'a yakın buna benzer enstitü ve kuruluş var. SİMİ'ye gelirsek, SİMİK'te özel misyonu olan İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı kuruluş olarak tanımlayabiliriz SİMİ'nin kategorisinde.